Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir süredir ISO standartları ile ASME standartları arasındaydı. ASME standartları arasında özellikle teknik resim, geometrik boyutlandırma bağlamında var olan farkları irdelemeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili de muhtelif kayıtlar yaptım. İşte farklı sembollerle ilgili özellikle ISO'da ne kullanılıyor Asmede bunun karşılığı nedir ya da tam tersi Asmede ne kullanılmış, ISO buna karşılık neyi kullanmaya başlamış. Bu tür birkaç kaydım vardı. Bu oldukça önemli çünkü daha önce kayıtlarında da bahsettiğim gibi, vurguladığım gibi biz hem ASME standartına göre çizilmiş resimlerle, teknik resimlerle hem de üsta standartlarına göre çizilmiş teknik resimlerle her zaman karşılaşıyoruz. Yani iki standarda göre hazırlanmış resimlere de muhatap oluyoruz ve onları okumak zorundayız. Dolayısıyla onların farklarını bilmek zorundayız. Yani bir standarda göre kendimizi alıştırır bir dili öğrenirsek, nasıl başka bir dili tam anlayamazsak ve yanlış anlayabilirsek, burada da her iki dili de bilmemiz doğru olur eğer her ikisine göre de çalışıyorsak. Ve ülke olarak çok fazla yedek parça yapıyoruz. Yani her tarafına teknik resimler geliyor. Özellikle kobilerimizde, küçük işletmelerimizde. O zaman bu farkları bilmek önemli oluyor. Bugün bu kayıtta biraz da belki e, böyle yarım saati aşacak bir kayıt olabilir. E, i̇ki alanın yani ASME ve ISO standart yapma e, çabalarının tarihsel gelişimini el almaya çalışacağım. Çünkü bu da oldukça önemli. Yani bazen previzyonlar çok önemli oluyor. Neyin ne zaman gerekli olduğu çok önemli oluyor. Bu yüzden tarihsel gelişime de bir göz atmakta fayda var. Bunu elinden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım ama zaman alabilecek. Şimdi 1900'lü yılların başını, yani 20. yüzyılın başlangıcını, ikinci işte sanayi devriminin şahlandığı dönem olarak düşünürsek, işte dizel motorların yapıldığı dönem, Artık tekstil makineleri, buhar makinası, aşılmış, oralardan gelinmiş, elektrik kullanılmaya başlamış makinelerde, dizel gücü kullanılmaya başlamış. Dolayısıyla yeni bir sanayi devriminin habercisi bunlar. İşte Birinci Dünya Savaşı, iki, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllara kadar, işte 39-40'lı yıllara kadar devam eden bir süreç olarak düşünürsek, bu dönemde teknik resimler vardı. Çünkü teknik resimler, Birinci sanayi devriminin, yani 1800'lü yılların bir aracı. 1780'lerde, 1790'larda Fransa'da ilk teknik kısımlar çizilmeye başlamış Gaspard Monge tarafından ve bugün hala o tekniği kullanıyoruz. İşte ortografik teknik dediğimiz kağıda, kağıt üzerinde gösterilen üç görünüşün işte birinci açı ya da üçüncü açı asmenin kullandığı, asma tarafının kullandığı metotlarla e, parçaların kağıt üzerinde gösterilmesi. Yani üç boyutlu nesnelerin iki boyutu aktarılması ortografik çizim. Tabi 1800'lü yıllarda başladı. Doğal olarak da hala kullanılıyor. Bu yıllarda da önemli bir araç olarak kullanıldı. Yani teknik resim vardı. Ancak teknoloji bu kadar zengin değildi. Bu kadar fazla parça, çeşit parça ürün yoktu. Bu kadar çeşitlenmemişti e, mekanizmalar. Bu kadar karmaşıklaşmamıştı. Her şey muhtemelen daha da basitti. Dolayısıyla standartlara da çok fazla ihtiyaç duymuyordu Çünkü imalat çok lokal yapılıyordu. İşte bir makine bir atölyede yapılıyor. Her şey orada yapılıyor. Ancak zamanla özellikle bu ikinci sanayi devrimiyle birlikte bazı standart ürünler ortaya çıkmaya başlayınca işte en tipik örnekleri civatalar, somunlar, rulmanlar, burçlar ve bunlar başka başka yerlerde üretilip montaj hatlarına gelmeye başladıkça standart ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. İşte bu standart ihtiyacı ikinci sanayi devrimi birlikte ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle ikinci dünya savaşı'nın başlangıcına kadar hani biraz ağır aksak gitti. Bakalım bu dönemde neler olmuş. Örneğin Amerika tarafında şu yukarı tarafı Amerika ya da ASME Hansi, aşağı taraf ise ISO tarafı olarak ee, inceleyeceğim. Aşağıda ISO'daki gelişmeleri yazacağım. Amerika tarafında bir nolu kural diye bir Buralarda Tyler prensibi de denir. Konuşulmaya başlamış. Bir kuraldan bahsediyoruz, bir standarttan bahsetmiyoruz. Nedir bu? Parçalar hiçbir zaman mükemmel olmaz parçaların formu. Örneğin tipik örnek taşlamada yapılan parçalar, silindirik taşlamada yapılan parçalar böyle köşeli çıkar, loplu çıkar. İşte taş dönüyor, parça dönüyor. Her ikisinde frekansı var. Taş parçaya yaslandıkça parça biraz geriş kaçıyor, sonra geliyor. Yani sürekli böyle periyodik bir git gel var. Dolayısıyla burada periyodik bozukluklar da var. Düzenli bozukluklar da var. Ve bunların sayısı her zaman tek oluyor. Yani 3, 5, 7, 9, 11 gibi sonsuza kadar gittiğinde bu sayı sonsuza giderse mükemmel oluyor zaten form. Ama hiçbir zaman mükemmel olamayacağı için hiçbir şey. Her zaman burada 3, 5, 7, 9, 11, 13 gibi tek sayıda loblarla karşılaşıyoruz. Bu da şöyle bir soruna yol açıyor. Şu siyah parçanın ortaya çıktığını varsayalım. Tabii bunu çıplak gözle görmek mümkün değil. Çıplak gözle baktığımızda biz mükemmel görüyoruz. Bu parça, örneğin bir dış çapsa, bir e, milse, çapı ölçtüğümüzde, biz, en fazla yarı çapı şu olarak bulabiliriz. Aslında yarı çap bu, ama biz çapı, ancak şöyle görebiliriz. Yani bir mikrometreyle, ya da kumpasla ölçtüğümüzde, ...çapın şu olduğunu görebiliriz. Oysa çap şu. Gerçek çap bu. Montaja girecek çap bu. Yani parçayı olduğundan küçük görürüz. Karşıya geçecek zannederiz. Geçmez. Geçmeyebilir. Veya bu bir iç çapsa, bir namlu ya da... E, ...bir silindir, hidrolik silindir borusuysa... ...iç çapı ölçtüğümüzde... ...biz... E, ...en fazla... şu değeri ölçebiliriz ya da en az bu değeri ölçebiliriz iç çap olarak. Burayı ölçebiliriz. Oysa o iç çapın davranışı ancak şu çember kadardır. Şu i̇çeride küçük çember kadardır. Yani iç çaplarda da biz büyük zannederiz. Buraya bir şey geçer zannederiz. Ölçtüğümüz değer bu çünkü. iki nokta arasında ölçümde ölçtüğümüz değer bu. Oysa gerçek davranışı montaj sırasında bu iç çapın şudur. Yani olduğundan küçük davranır ki buna daha sonra bir çoğu durum derdi. Ya da zahiri durum derdi. Demek ki şekil bozukluğu, şekil bozukluğu dış unsurlarda, millerde milin olduğundan daha küçükmüş gibi davranmasını ya da görülmesini neden oluyor. Oysa ondan daha büyük davranmaya karşı geçmeyebiliyor bizim gördüğümüz, ölçtüğümüz değerden. İç çaplarda da iç çapın olduğundan ya da davranışından daha büyükmüş gibi görülmesini sağlar. Çünkü iki nokta arası ölçüm. Bakın şu Oysa gerçek yarı çap şu. iç çapta. Ve gerçek çap şu. Bizim ölçtüğümüzden daha küçük bir çap. İşte bunun farkına varılmış. Taylor prensibi denilen, işte imalatı çok karşılaşan bir durum. Dolayısıyla ilk yani standartların yapılmasına ön ayak olan ya da öncülük eden ilk ee, farkına varılan gerçeklerden birisi gibi düşünebiliriz bunu. Hiçbir şey mükemmel değil. Hiçbir şey form mükemmel değil. İşte buradan yavaş yavaş şekil toleranslarına doğru gidişin yolu açılıyor muhtemelen. Sonra ne var? 1925'te Amerikan Standartlar Kurumu, Amerikan Standards Association oluşturuluyor. Bir kurum oluşturuluyor. Ve bu kurul özellikle bu geçmelerle ilgili işte civatalar yapılmaya başlamış, pinler yapılmaya başlamış. Yani standart makine zamanları bunlar bir yere geçecek. Sonra geçme kavramı, i̇şte geçerken ne kadar boşlukla geçecek, boşluk kavramı, clearance kavramı falan oluşmaya başlıyor. Bunlar üzerine konuşulmaya başlıyor. Yani Amerikan Standards Association'ın ilk konuştuğu meselelerden bir tanesi bu. 1925'te bazı dokümanlar ortaya çıkıyor. Yani bu konuda da dokümanlar, bu konuda da dokümanlar. Ama bunlar standart değil. Şey gibi, makale gibi düşünebilirsiniz. Henüz standartlar yok. İşte geçmeler, mil delik geçmeleri gibi. Yani bu, bugün artık bunlar standart hale geldi. Bunlar konuşulmaya başladı 1925'li yıllarda. Peki dünyanın geri kalan tarafında Amerika'da bunlar konuşuyor. Tabii Amerika derken burada muhtemelen İngiltere, Kanada gibi o müttefik ülkeler var. Onların kuruluşları var birlikte çalışan ya da inç sistemini kullanan ülkeler gibi düşünebilirsiniz. Diğer tarafında ise dünyanın bugün ISO adını verilen kuruluş oldukça önemli. Uluslararası Standartlar Örgütü, International Standards Organization İlk kuruluşu İSA olarak kurulmuş. International Standards Association 1926'da kurulmuş. Bu kuruluşun ortaya çıkması. Çünkü ürün çeşitleniyor, ürün dünyanın her tarafta yapılmaya başlıyor. Mal ticaret artıyor. Standart ürünler ülkeler arasında dolaşmaya başlıyor. Bir yerde üretilen bir ürün birçok yerde montaj hatlarına girebiliyor ya da yedek parça olarak kullanılması gerekebiliyor. O zaman bir standart getirmek lazım. Ve standartı kim getirecek? Bir kuruluş olması lazım. İşte İSA 1926'da bu ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuş. Amerika'da ise ASA var. Amerika tarafında. Ve İsa'nın ilk yaptığı işlerden bir tanesi de muhtemelen önemli işlerden bir tanesi de Amerikalıların 1925'te yaptığını, 1941'de yani yaklaşık 15 sene sonra geçmeler, sınırlar ve geçmeler, işte boşluklar ve geçmeler yanı sınırlar ve geçmeler kavramını getirmiş. İşte burada bazı farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin Amerika tarafında boşluk deniyor clearance, Burada limit deniyor, sınırlar. Geçme aynı ama fit aynı, fit kavramı aynı. Dolayısıyla kavramlar da farklılaşmaya başlıyor. Aynı kavramlar da kullanılıyor. Ve bu bugünümüze kadar da gelmiş. İşte bazı sembollerin farklı olması nedeni de bu. Aynı şeyi farklı bir kavramla anlatmak. E kavramlar da son derece önemli. Dolayısıyla bu fark devam ediyor. Asmeli sonrasında birinci açı, üçüncü açı gibi teknik resim gösteriminde ta eski 1800'lü yıllarda başlayan birinci açı, üçüncü açı. Burada yine bir kavram farklarını görüyoruz. Boşluk, Clearance, sınır, Limits. Kavram farkları. Sonra İkinci Dünya Savaşı, insanlığın aslında yaşamaması gereken yaşanmasa dediğimiz bir dönem ama yaşanıyor savaşlar, her zaman oluyor, kaçınılmaz olarak oluyor. Ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem var. İşte savaş 1945'te bitti dersek resmi olarak. İşte o yıllarda yeni bir dönem, işte bir ilk e, ilkbaharı dünyanın diyebiliriz. Ama soğuk savaşta gecikmemiş kuşkusuz. Bu dönemde insanlar özellikle savaş sırasında karşılaştıkları problemleri bir ortaya koymuşlar. Teknik problem. Her açan problemler ortaya koymuş ama teknik problemler de ortaya koymuş. Yaşanan problemler. İşte şu durumun Namluda yarattığı problem, bir top namlusunda yarattığı problem ya da bir hidrolik silindirde yarattığı problem. Çapı ölçmek yetmiyor, bunu da görmek lazım. E bunu görünce ne yapmak lazım? İşte bunu yazmak lazım gibi kurallar. İşte 1947'de bir kere şey tarafında yani Amerika dışı dünyada, uluslararası toplulukta, İsa ISO adını alıyor. Yani bir isim değişikliği 1947'de bugün bildiğimiz ISO 1947'de resmi olarak göreve başlamıştır diyebiliriz. Amerika tarafında ise özellikle işte savaşta edinilen deneyimler bir askeri standardın konumuzda çok ilgili bir standart ortaya çıkmasına e, neden oluyor. Rule number one yani şuradaki zarf prensibi bir nolu kural artık bir standart haline geliyor. Militarist standart 8A. İşte bu kuralı bugün hala kullanıyoruz. Hala kullanılıyor. Bu kural şu demektir. Şöyle görsel olarak anlatmaya çalışayım. Diyelim ki bir mil yapmak istiyoruz. Çapı en küçük 20 olsun istiyoruz. En fazla 20.1 olsun istiyoruz. Bilin şöyle olma ihtimali var. İşte 20'den küçük değil, 20.1'den büyük değil. Ölçtüğümüzde bunu kabul ediyoruz. Şöyle olma ihtimali de var. Diyelim ki ölçtük. Çap 20 geliyor her yerde ancak biraz eğilmiş. Fakat yakından baktığımızda diyelim ki bunun oluşturduğu silindirin şöyle olduğunu görüyoruz. Yani bunun girebileceği boru bu kadar olabilir. Şu çapa baktığımızda bu da 20.1'den büyük değil. Bunu da kabul ediyoruz. Çünkü karşıya geçiyor. Yani biraz şekil bozukluğu olsa da karşıya geçiyor. Dolayısıyla bunu da ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Şöyle olursa her yerde 20.1. <laughs> bu da kabul. Çünkü karşıya geçer. Çünkü karşıdaki delik muhtemelen 20.1'den daha büyük. Mesela bu da geçer karşıya. Bu da geçer, bu da geçer. Ancak mil şöyle işlenmişse, her yerde 20.1 geliyorsa, yani en fazla malzeme durumu dediğimiz maksimum materyal durumunda geliyorsa, o zaman oluşan çap, davranış çapı ya da bir çoğul çap dediğimiz çap, montajda ortaya çıkan çap muhtemelen 20.1'den, muhtemelen değil mutlaka 20.1'den daha büyük olacak. Ve karşıya geçmeyebilecek. Demek ki bu montaj için sıkıntılı bir durum. Bu durum. Şekil bozukluğu. Bakın şuradaki bozukluk montajı engellemiyor Çünkü alt limitte parçamız. Burada ise üst limitte. Yani en fazla malzeme durumunda. işte bir no'lu kuralda bu. Asmen'in koyduğu ve bugün Asmen'in bugüne kadar gelmiş bütün stand, revizyonlarında ilgili standartın bir no'lu kuraldan bahsedilir. Eğer parçalarda geometrik tolerans yoksa parçaya bir şekil toleransı özellikle verilmemişse sadece burada olduğu gibi boyut ölçüsü ve boyut toleransı varsa ve bu parça bir montaj parçasıysa bir yere girecekse o zaman kural şu unsur ölçüldüğünde ya da parça ölçüldüğünde her yerinde en fazla malzeme durumuna geliyorsan mükemmel olmalı. Mükemmel değilse kabul etmeyin. Burada mükemmellik olmadığı için kabul etmeyin. Biraz iyi var. Bunu görmeye çalışın. İşte buna bir nolu kural diyoruz. Bunun ISO'da karşılığı var. İşte zarf kuralı olarak geçen ya da envelope kuralı, başka bir standart değil, son bir standartında düzenlenmiş bir kural var. Ona da değineceğim. Daha sonra ISO da bu konuya el atmış. Çünkü el atmak zorunda. Çünkü bu çok e, yakıcı bir gerçek. Yani hiçbir zaman önleyemeyeceğimiz bir gerçek. Çünkü hiçbir şey mükemmel olmuyor. Demek ki montaja esas unsurlar, bu bir delik de olabilir, mil de olabilir. Ölçüldüğünde her yerinde en fazla malzeme durumunda geliyorsa, işte delik en küçük ölçüsünde, mil en büyük ölçüsünde geliyorsa mükemmel olmalı. Ve mükemmel yapmak mümkün değil. O zaman en fazla malzeme durumuna sapılmalı biraz. Yani şuna doğru gidilmeli. Parçanın çapı küçültülmeli. Eğer biraz eğrilik varsa, formatası varsa. Dolayısıyla bir numaralı oldukça önemli. 1957 yılda ise oldukça önemli muhtemelen. Çünkü Y14.5 adının ortaya konduğu yıl. Amerikan American Standards Association yani şurada kurulan topluluk, Amerikan Standartlar Kurumu ya da topluluğu, Y14.5 diye bir döküman yayın diyor. Ve bu dökümanda muhtemelen bu konu anlatılıyor. Bu dokümanı ben görmedim, internette bulamadım. Oldukça eski bir döküman, çok da merak ediyordum. Muhtemelen şunun, işte kuralın yavaş yavaş standarda dönüşmesi. Yani buna uyulmasının her yerde sağlanması, dikkat edilmesinin sağlanması gibi bir başlangıç dökümanı diyebiliriz. Sonra 60'lı yıllar, hani yavaş yavaş dönemimize geliyoruz. i̇şte benim doğduğum yıllar, hemen ertesi dönemler. Bu dönemde de ISO'nun çok önemli bir standardı yayınlanıyor 62'de. ISO 286, bugün hala kullanılıyor. Bu şuradaki sınırlar ve geçmeler demiştik ya, bunun standardı. Yani bu artık standart haline geliyor. Burada da bir standarttı ama çok kapsamlı değildi muhtemelen. Artık burada bugün dediğim gibi hala kullandığımız, tabii yeni revizyonlar yayınlandı, kullandığımız standart. Nedir bu? Şu geçmeler işte H7, F7, G8 gibi buradan tarif etmek. İşte büyük harfler deliği gösterir, küçük harfler milli gösterir. Harfler A'dan Z'ye doğru gittikçe yani alfabenin başından sonuna doğru gittikçe geçmeler çok boşluktan çok sıkıya doğru gider. Geçmenin nasıl olduğunu gösterir. Farkların alfabedeki yeri. Rakamlarda neyi gösterir? Rakamlarda toleransı gösterir. İşte rakam ne kadar küçükse tolerans o kadar dar. IT toleranslar dediğim, international tolerans. Rakam ne kadar küçükse tolerans o kadar dar. Rakam ne kadar büyükse tolerans o kadar geniş. Dolayısıyla bir standart geçme toleransları belirlenmiş durumda. Ve bunu bugün IS, IS, ASME tarafında da kullanılır. ISO tarafında da kullanılır. Çünkü bir rulman, dünyanın bir yerinde üretilen bir rulman dünyanın her yerinde kullanılabilmekte. Ya da bir burç, bir civata, bir somun, binlerce çeşit işte pim, yarıklı pim veya binlerce, yüzler çeşit burç her yerde kullanılma ihtimali var. O zaman geçmelerin standart olması önemli. Bu yüzden 286 da oldukça önemli bir standart. Bugün hala e, şeyini koruyan, varlığını koruyan nasıl 14.5 önemli bir standartsa ASME tarafında, ISO tarafında 286'yı bizim fonumuz bağlamında, yani teknik resim boyutlandırma kodiyanslanmanın bağlamında önemli bir standart olarak görmemiz çok doğal. Amerika tarafında ne olmuş? 66'da ASA USA SI adını almış. Yani Amerika Birleşik Devletleri Standards Institution bir enstitü haline gelmiş. Association Institution'a dönmüş, enstitüye dönmüş. Ve aynı standardı ilk revizyonu yayınlanmış. Yani Y14.5'in birinci revizyonunun 1966 yılında yayınlandığı söylenir. Ya da 1966 revizyonunda birinci revizyonu. İlk revizyondur. Dolayısıyla şunu pek standart olarak da görmüyorlar. Bu da bir doküman gibi düşünebilirsiniz. Bir paper gibi düşünebilirsiniz. Ancak numara değişmemiş bakın. <laughs> Ve bu Amerikalılar için önemli. Yani bu numaranın değişmemiş olması, devam ediyor olması, günümüze kadar gelmesi oldukça önemli. 69'da ISO'nun davranışı yani ASMEN'in bu standardı yayınlamasına karşılık davranışı R 1101'in ISO R 1101'in yayınlanması. Bu da ISO'nun konuyla ilgili yani konuyu bütünsel olarak el alan ilk standardı diye düşünebiliriz. Geometrik boyutlandırmaya ilk el attığı standart diye düşünebiliriz. Bu standart da günümüze kadar devam ediyor 1101. Ve o zamanki adı şekil, duruş ve konum toleransları. Yani şekil, duruş ve konum toleransları. İşte şu meseleden şeklin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. E, bu bir pin bir yere bağlı ise dikliği de önemlidir, duruşu de önemlidir. ve bir yerden bu mesafesi de konumu da önemlidir. Özellikle birden fazla delik ya da pin varsa, patern varsa konum da önemlidir. İşte bu konulara el atan ilk standartta ISO tarafında 1101, ASME tarafında ise 14.5 diyebiliriz. 69'a da bu dönemde böyle geçirdiğimizi varsayarsak yavaş yavaş günümüze geliyoruz. Yaklaşıyoruz daha doğrusu. 73, 82, 85'e kadar olan dönem. Bu dönemde de işte 73'te ASME ya da ANSI, henüz ASME yok özür dilerim. ANSI yani aynı şey. Daha doğrusu USA, SI, ANSI adını almış. American National Standards Institution. Sürekli isim değişiyor bakın. ASA, USA, SI, ANSI olabilir, ihtiyaç duyulmuş. Ancak standardın numarası değişmiyor. Yani 73'te, 66'da yayınlanan ilk revizyona yeni bir revizyon geliyor. Ve bu revizyonu ben ilk mühendisliğe başladığımda 82-83 yılında bu revizyon gündemdeydi. Bunu kullanıyorduk. Önümüze bu çıkmıştı. Tabii benim için bir şans işte çalıştığım firmada Amerikan resimleri kullanılıyordu. İşte Ford'un resimleri kullanılıyordu. Ve geometrik boyutlandırma vardı. İlk defa okullarda görmediğimiz, üniversite görmediğimiz şeyi 73'te teknik esmeriz görmeye başlamıştım. Ve orada uzmanlar da vardı bunları bize anlatan. Dolayısıyla 73 revizyonu ilk karşılaştığım revizyondur benim. Onun için hatırası da var, önemli. Ve burada 66'tan farkı ne? bunu muhtemelen işte en fazla malzeme durumu gibi kavramdan ortaya çıkmış olması. En az malzeme durumu, mastar kavramı. Yani konuyu bütünlüklü bir şekilde el alan bir standart diyebiliriz. 82'de tekrar bir revizyon gördü. Yine ANSI, aynı kurum. Ancak 14.5'in yanına M eklendi. Yani metrik. Yani artık standart sadece inç sistemini kullanan bölgede değil, dünyanın her yerinde kullanılabilir hale getirildi. Dolayısıyla bu da önemli bir aşama. Yani buradan buraya geçişte en önemli değişiklik M'nin eklenmesi diyebiliriz. Kuşkusuz bazı kurallar da eklendi, değişti, bazı temel kurallar kondu. 85'te ise ISO tarafında bir yenilik var. Ee, yeni bir standart yayınlandı 8015 bağımsızlık prensibi. Bu standardın da ihtiyacı şuradan çıktı muhtemelen. Şurada her şey anlatılamıyor. Yani işte ki ISO da öyle, asmet de öyle. Yani yeni revizyonlar çıkma nedeniyle burada her şeyi anlatamadığınız için ihtiyaç duyuyorsunuz, açıklama ihtiyacı duyuyorsunuz ve standardı geliştiriyorsunuz. İşte ASME ile ISO'nun bir farkı da burada ortaya çıkıyor. Çok önemli bir fark. ASME standardın adını, numarasını değiştirmiyor. 14.5 standardın kendisini değiştiriyor. Onu geliştiriyor. İşte yeni ekler koyuyor, yeni örnekler koyuyor, yeni kurallar koyuyor ama numarayı değiştirmiyor. ISO ise bunu geliştirmek yerine burada ihtiyaç duyulan bir konuyu başka bir standartla izah etmek yoluna gidiyor. Ha bu daha pratik olabilir ISO için. Hani bütün bir standartı ele almak birçok kuruluş tarafından ISO uluslararası standartlar örgütü. Kim bilir kaç kişinin çalıştığı komisyonlar var. Değişik ülkelerden geliyor. Bir çırpıda standart değiştirmeler o kadar kolay değil. Amerika ise tek bir ülke daha kolay onlar için standart değiştirmek. ISO tarafında yeni standartlar geliştiriliyor. İşte bu da devam ediyor. Yani Yeni bir şeye ihtiyaç duyulduğunda bir açıklamaya teknoloji gelişmiş, imalat şekli değişmiş, ihtiyaçlar değişmiş, ölçüm şekli, şekilleri değişmiş, o zaman yeni bir standart çıkaralım. ISO'nun seçtiği yol bu ve bu yol bir yerde onları biraz çıkmaza götürüyor diyebiliriz, biraz da zorluyor diyebiliriz. 8015 olduğu standartta oldukça önemli çünkü burada bağımsızlık prensibi, işte envelope prensibi veya benzer şeyler yani şu standardın daha iyi anlaşılması için geometrinin kontrolü gibi kavramlar burada biraz daha açıklanıyor. Devam edecek olursak günümüze geldiğimizde 94'te ASME'nin artık ANSI ASME oldu, Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu yani standardın geliştirilmesi ASME'ye, Makine Mühendisleri Topluluğu'na devredildi, 94'te devredilmiş. Ve ASME'de işe yaratarak NAS, standartta bir revizyona gitti. 94 revizyonu oldukça önemli. Burada temel bazı değişiklikler. Mesela datumların gösterilmesi, üçgen ile gösterilmesi. Yavaş yavaş profil toleransının daha çok devreye girmesi. Işte eksen düzlemi datum olacaksa, datum göstermenin işte boyutla ilişkilendirilmesi gibi bunu videolarımızda çok sık işlediğimiz konular. Bir de 94'te muhtemelen şu da oldu. Bunu ben hani şeyden görüyorum. Yani hem Asmen'den de İson'un yayınladığı dokümanlardan İso ile Asma arasında bir yakınlaşma olmuş. Yani benzer şeyleri örneğin üçgen kullanmakla gibi. Bazı işte ortaklaşmalara da gidilmiş. Çünkü İson da burada birlik yani ya da dünyanın diyelim İson'de mi? Yani dünyanın da e, ya böyle farklı olmasın işte üretim her yerde yapılıyor. Her yerde aynı resimler dolaşıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar aynı semboller kullanılsın gibi bir arayış mutlaka olmuştur. İşte bir yakınlaşma dönemi başlamış burada. Ee, ve burada bu dönemde ISO ile ASME ortak çalışmaya başlamışlar. Hatta ISO'da şöyle bir şey yazıldır bu dokümanlarda. Bu yıllara gelindiğinde hani ISO'nun şöyle bir özelliği vardı. Her konu başlığına göre yeni bir standart çıkarmak. Yani şu standardı değiştirmek yerine yani ASME'nin yaptığı aynı standardı değiştirerek gitmek. ISO ise bu standart dursun temel standart gibi ihtiyaç duydukça o ihtiyaç duyulan konuyu anlatın... yeni bir standart çıkaralım demişler. Ve bunun neticesinde de 150'ye yakın standart oluşmuş ISO tarafında. Her konu başka bir standartta. E bu bir karmaşaya yol açmış. Yani insanlar aradıklarını nasıl bulacaklar? İşte standart arası atıp var. Bir standartta okursunuz. O standart bir sürü başka standart atıfta bulunur. Bu sefer onlara gitmeniz lazım. İşte onları bulamayabilirsiniz. Son revizyonunu bulamayabilirsiniz. Vaktiniz olmayabilir. Dolayısıyla böyle bir karmaşa yaşanıyor ISO tarafında. ASME ise tek bir kitap, tek bir döküm, her şey onun içerisinde. Bu pratik olarak çok faydalı bir şey. İşte ISO bu durumu çözmek için 90'lı yılların başında bir çalışma grubu oluşturmuş. Demiş ki ya bunu oturun çalışın. Ne yapacağız? Yani standartları mı azaltacağız, tekleştirecek miyiz yoksa başka bir yol mu bulacağız? Bu çalışma grubu çalışmış. Ve 1995'te bir master plan çıkarmış. Bunda bir standardı var, dökümanı var. Ve bu master plana göre deniyor ki özellikle belli başlı standartlara bir matris koyalım. tablo koyalım. Ki bu mesela 1101'de tipik bir örneği vardır. Bu tabloda e, bu standardın teknik resimle ilgili hangi problemleri çözdüğünü önce bir görelim. İşaretleyelim. Örneğin bir e, Eşeksenlik problemi bu tabloda el al, bu standartta ele alınıyor mu? Konum alınıyor mu? İşte maksimum metreyi alınıyor mu? Ölçüm, ölçüm nasıl yapılacağı bu standartta ele alınıyor mu? Alınmıyor mu? İşaretleyelim. Dolayısıyla insanlar o uzun uzun standartları okumaya başlamak yerine yani önce bu Matisse modele baksınlar, tabloya baksınlar. Bu standart benim ne işime yarar? Hangi, hangi problemlerin çözümünden bahsediyor? Ona göre standarda başvursunlar ya da başvurmasınlar standart işlerine yaramayacaksa hiç başvurmasınlar gibi bir akılla, mantıkla ki çok da yanlış değil, Matis modeli geliştirdiler. Ama bu model ne kadar işliyor bu konuda şüpheler var hala. İşte master plan biraz bu, bu modelin geliştirmesiyle ilgili. 2000'li yıllara geldiğimizde ise standartlar durmuyor, devam ediyor. İşte ASME'nin 2009 revizyonu, 2018 revizyonu çıktı en son. hep ASME devam ediyor artık. Tabii bu her şey, revizyon, teknolojik gelişmelerin yönettiği revizyonlar. İşte modelden işleme, artık modelleme ya da ürün çeşitlenmesi, işleme metotlarının değişmesi, ölçüm metotlarının değişmesi standartlar değişmeye zorluyor. Dolayısıyla standartlar durmadan değişiyor. Bakalım nereye kadar gidecek bu? Durmayacak tabii. Dünya yaşadıkça, üretim devam ettikçe nasıl bir yerlerden geldiysek bir yerlere doğru da gideceğiz bu kaçınılmaz. Demek ki Amerika tarafında böyle. ANSI ile başlayan standart yapma işi 14 noktalı başı 73'le başlıyor. Asmeli e devam eden bir standart yapma süreci var. Yani ilk şunu standart kabul edersek, şunu bir döküman olarak kabul ediyoruz. ISO tarafında da tabii durmuyor çalışmalar. Hem bu Matis model çalışması hem de 1101'in yeni revizyonu, 2017 revizyonu 1101'in Bakın ne zaman çıkmıştı bu? 69'da çıkmıştı. Yani ne oluyor? 70 desek, 30, 40 sene sonra, 42 sene sonra yeni revizyonu çıkmış. Tabi arada başka revizyonlar da var mutlaka. Son revizyonunda oldukça gelişmiş bir standart. Yani tavsiye ederim bunu da özellikle ISO standartlarını kullanan arkadaşları ya da ISO bölgesinde ISO standartlarını kullanan firmalara parça yapan arkadaşlarımızın bu standartta mutlaka bulundurmalarını, e, anlamaya çalışmalarını e, tavsiye ederim. Çünkü önemli şeyler de var. Çünkü bunun arkasında bayağı bir teknik e, şey var, beyin gücü var, i̇şte çalışmışlar yıllarca, bir emek var. Dolayısıyla önemli şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki tarihsel gelişim bu arkadaşlar. ISO yasma tarafında. Özetleyecek olursam ASME'nin en büyük özelliği şu tek bir standardı sürekli geliştirerek tek bir dokümanı sürekli geliştirerek e, izlenmesi kolay e, bir döküman oluşturmak. ISO tarafında ise neredeyse her konuyu ayrı bir standartla ele alarak çok standart yayınlamak. İşte bunun yarattığı sorunlar da ortada. Peki bir de ikinci sayfamızda da e, değinmek istediğim şöyle bir konu var. Bunu kaldıralım. ASME ile ISO arasındaki temel farklar nelerdir? Hani sembollerden bahsetmiyorum. Sembollerden zaten işte nedir? ASME'de CF vardır, ISO'da CZ vardır. ASME'de U vardır, ISO'da UZ vardır. İşte birinci açıyı kullanır ISO, üçüncü açıyı kullanır ASME. Başka ne vardı? İşte ASME'de kullanılan bazı semboller var, ISO'da kullanılmaz ya da tam tersi ISO'da vardır, ASME'de yoktur gibi gibi şeyler var sembol farklılıkları var. Ama temelde yaklaşımda ne fark var? Biraz da ona değineceğim. Bu da oldukça önemli. Yani bakış açısı anlamında. Sınır kavramı, yani bir unsurun sınırı, bu limit dediğimiz, işte boundary ya da örneğin bir delikten bir mil geçecekse delin sınırları önemli. Milin de sınırları önemli. Yani şöyle düşünelim. Bir delik düşünün. Hiçbir delik mükemmel değil. Ve biz bunu ölçerken ne yapıyoruz? İki nokta arasında ölçüm yapıyoruz. Şimdi şuradan ölçersek farklı bir değer buluyoruz. Şuradan ölçersek farklı bir değer buluyoruz. Şuradan ölçersek farklı bir değer buluyoruz. Yani bin, de, bin farklı yerden ölçsek bin farklı değer bulma olasılığımız var. Çünkü mükemmel değil. Form hatası var. İşte loblar var. Bu tür form bozuklukları var. İşte burada sona yaklaşmış şu. Özellikle 1101 nolu standartta. Demek ki bir istatistik kullan. Yani, yani üç yerden ölçüm yaptınız. İşte ortalama ayalım. Belli bir e, gauss dağılımı, çebişev dağılımı işte en küçük e, noktaları bulmaya yönelik dağılımlar ya da en büyüğü bulmaya yönelik dağılımlar yani işin içerisinde istatistiği katın bir hesaplama yapın ve oradan çıkan değeri kullanın. Bu parçanın ya da bu unsurun çapı olarak. Tabi bu bizi CMM ölçümlerine götürüyor ya da taramaya götürüyor. Yani ISO bir yerde ölçüm metoduna da müdahale ediyor. Yani ölçüm metodunu müdahale de, de, demeyeyim de yanlış oldu. Öneriyor. Yol gösteriyor ölçümle ilgili. Asmi ise daha çok karşılık boyutu yani mastar kavramını öne çıkarır. Direkt belki mastar demez ama onu hissettirir. İşte doğru geometrik karşılık kavramını kullanır. True geometrik counterpart. Yani İso'nun önerdiği şu ölçümlerde buradan sonsuz sayıda nokta alırsanız bu noktalar size bu silindirin formunu anlatır. Ve o formu uygun hesaplama yöntemleriyle, istatistik kullanarak e, çözmeye çalışırsanız silindiri de çözmüş olursunuz. Dolayısıyla montaj olur mu olmaz bunu da görürsünüz. Asma ise daha pratik. Diyor ki buradan bir mastar geçir arkadaş. İşte mastarın çapı nedir? Delin olabileceği en küçük çap, en fazla malzeme durum çapı. Mastarı buradan geçir. İşte doğru geometrik karşılık bu mastar dediğimiz şey bu. Bu mastar geçiyorsa montajda olur. İşte geçer geçmez mastar mantığı. Bu yüzden ASME'nin bir de ASME Y14.43 mastar standardı vardır. Fixtür, aparat, fixture ve mastar tasarımı standardı ve Y14.5 e, teknik resim standartıyla, geometrik boyutlar sebebiyle standartı eş güdümlü bir standarttır. O da oldukça önemli bir standarttır. Master öne çıkarır. Yani pratik olarak kontrol etmek, garantilemek. Bakın şuradaki boşluklar bizim hiçbir işimize yaramıyor. Geçme de hiçbir işe yaramıyor. Oysa biz bunu CMM'ye hesaplatırsak bunlar da dikkate alacak. Dolayısıyla çok da gerçekçi olmayacak. Bu ortaya çıkıyor. Bu oldukça önemli bir farklılık. Temel farklılıktan bir tanesi. Yani bakış açısı farklı. Asma daha pratik. Çünkü çok gol yemiş buralardan. Yedek parça yani olmamış. O zaman önce bunu deneyelim. Montajı yapar gibi bir parça göndermeden önce bir deneyelim. Yani master kavramı, geç kavramı oldukça önemli. Şimdi ikinci bir fark, yaklaşım farkı. Biz teknik resimlerle ne yapıyoruz? Bir parçayı tanımlıyoruz. Specify diyoruz kalitecilerde ne yapıyor? İmalatçılar parçayı yapıyor, kaliteciler de doğruluyor parçayı. Yani parçayla teknik resmi karşılaştırılıyor. Asme standardı daha çok tanımlamayı, tanımlamanın nasıl yapılacağını anlatır. Bir parça nasıl tanımlanır? Nasıl anlatılır? Yani teknik resimle nasıl yapılır. Nasıl ölçüleceğine, nasıl doğrulanacağına ilişkinse bir şey söylemez. Hiçbir doğrulama metodundan bahsetmez. Çok özel durumlar olmadığı sürece. Hatta hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela e, salgı kontrolünde işte saat kullanılır biliyorsunuz. Komparatör saat yaygın olarak parça ve yatakları alınır ya da iki punt arası alınır, çevrilir. Saat gezdirilir üzerinde. Saat kontrolü ve Asmen'in bütün revizyonlarında baştan beri, yani 2018'e kadar bütün revizyonlarında salgı kontrolü dendiğinde bir saat gösterilirdi, bir dönüş gösterilirdi. Saatteki sapma izlenecek denirdi Yani saatle kontrol, yani verification, doğrulama saatle yapılacak gibi bir şey vardı. neredeyse standart vardı. Standart çünkü saati koymuş oraya. 2018'de bunu da kaldırdı. Saatte kaldırdı, o dönme işini de kaldırdı. Çünkü ben diyor, bir, bir tolerans bölgesi tarif ediyorum. Nasıl ölçersen ölç. CMM'de de salgı ölçülebilir diyor yani. Şeyde ise ISO tarafında ise işte GPS, MATIS model biraz bunu, buna da yardım ediyor. Parçaların nasıl ölçüleceğine dair de metotlar öneriliyor, yollar öneriliyor. Yani hem tanımlama hem de doğrulamanın nasıl yapılacağı standartlarda ele alınıyor. Dengeli bir şekilde ikisine de yer verilmiş. Asmede ise önemli olan parçayı tanımlamaktır diyor. Doğru tanımlamaktır. Nasıl yapılacağı, nasıl ölçüleceği yapanın ve ölçünün inisiyatifine kalmış. İstediği metodu kullanabilir. Bir metot önerisi yok hem imal ederken de yaparken çok özel bir durum yok ya. Yoksa hem imal ederken hem de ölçerken bir metoda işaret yok. ISO, Asmede, ISO'da ise ölçüm bir metoda tarif ediliyor. Peki muayene ve kontroller yani özellikle boyutsal kontroller nasıl yapılacak? ISO daha çok SIEM'e ağırlıklıdır. İşte burada belirttiğim nedenlerle gösteriyor. Asmi ise mastar kavramını öne çıkarıyor ya da mastarla kontrol. Yani mastar demiyor. Şu ama doğru geometri karşılık kavram var. Burada ise hesaplama var. E, hesaplama nasıl yapacak? Mastar hesaplama yapamaz. Mastar geçer geçmezdir. İstatistik yoktur maslarda. Bir sıfır çalışır. E, hesaplama deyince mastar olmaz demek ki. Demek ki bir ölçüm yapmak lazım. Şimdi, burayı bir komparatör saatiyle de ölçüyorsanız bin yerden ölçün. İşte bunun bir hesabını yapın. Ortalamasını bulun, dağılımını bulun, en küçüğünü alın, en büyüğünü alın falan filan. <laughs> Ama asme daha çok mastara öneriyor. <laughs> Tabi bu şu anlama gelmiyor kuşkusuz. ASME resmi varsa ya da asma yukarı çizilmiş bir resim varsa mutlaka master yapmamız gerekiyor. CMM kullanamayız. Veya ISO'ya göre çizilmiş bir resim varsa mutlaka CMM ölçmeniz master kullanamayız diye bir şey aklınıza kesinlikle gelmesin. Çünkü standartlar yol gösterir. Biz daha iyi yollar her zaman bulabiliriz. Kullanıcılar her zaman daha iyi yollar bulabilirler, daha efektif yollar bulabilirler ve bu yollarda kullanmak zorunda durumda. Yoksa teknoloji gelişmez, maliyetler çok artar. Örneğin şuradaki yüzeye bakın. İşte bu yüzey diyelim ki önemli. Buraya bir şey oturacaksa eğer, şöyle bir şey oturacaksa, o zaman bu yüzeyin düzlemselliği de önemli. İşte ISO diyor ki bu yüzeyden noktalar al. Bir sürü nokta al. Bu noktalarla bir hesap yap. Bir istatistiği yine yani işin içerisine sok. Bu yüzeyin görmeye çalış. Ne kadar dalgalı. Dalgalanma yani şekil bozukluğu ne kadar. Asmen'e diyor, bu yüzeye bir tane Master oturt diyor. Düzgün oturuyorsa işte bak şuralardan, sentez sür. Bak oynuyor mu, oynamıyor mu? Ne kadar oyunduğunu gör. Bununla bak diyor. Yani bir pro-geometrik counterpart, doğru geometrik karşılık yani mastar kavramı ISO'da ve ASME'de her zaman var. Çağrıştırıyor bunu. Yani kavramları kullanmasa da bunu çağrıştıran kavramlar var. Mastar demese de doğru geometrik karşılık tekrar gibi oluyor ama önemli olduğu için tekrar etmekte bir sakınca yok mastarı çağrıştırıyor. <laughs> bir başka şey, bu bir nolu kuraldan bahsetmiştik hani hatırlarsanız. Bir nolu kural neydi? Şuraya dönecek olursam. işte şurada bir silindirimiz var. Bu silindirin her yerinde en fazla malzeme durumunda ise mükemmel olmalı demiştik. Muzluk olmamalı. İşte bu ISO'da da var aynı durum. Çünkü o da Orada da kar yani hayatın her zaman karşılık problem bu. Bir milli eğriyse bir yere geçmez. Ya da bir e, boru eğriyse içinden silindir piston geçmeyebilir. Burada Asmen'in tavrı şu bir nolu kural uygulanır diyor. Yani bir nolu kural neydi? Bu unsur en fazla malzeme durumundaysa mükemmel olmalı. Hiçbir unsur mükemmel olmayacağına göre demek ki bu unsurlarda en fazla malzeme durumunda yapmaktan kaçınmak lazım. Milleri biraz küçük, alt limite yakın yani en fazla malzeme durumunda en büyük durumda değil daha küçük deliklerde mümkünse büyük yapmak lazım ki o eğriliği telafi edebilelim. Yani bir nolu kural default olarak vardır ISO'da. Aksi belirtilmemişse bir nolu kural geçerlidir. Aksini belirtmek isterse aslında ne yapar? I sembolü kullanır. Bundan bahsetmiş. Independence. ISO'da ise bu durum şöyle açıklanır. Bir teknik resimde işte bir delik için sadece çap ölçüsü verilmişse, bir tolerans verilmişse şekle bakılmaz. Boyut uygun değil ona bakılır. Yani mil eğri de olsa kabul et. Ama kabul etmek istemiyorsan bunu, montajda sorun çıkar diyorsan oraya bir E yaz diyor. Envelop. İşte ISO'da E yazılırsa ASME'nin bir nolu kuralı uygulanacak demektir. Bir şey yazılmazsa uygulanmayacak. ASME'de ise Hiçbir şey yazılmazsa bir no'lu kural uygulanacak. I, I yazılırsa independent, bir no'lu kural uygulanmayacak. İşte E ve I. Envelop ve yine farklı kavramlar, farklı semboller. Kullandığı yerler de farklı. İso asma arasındaki önemli farklardan bir tanesi de bu. Yani resimlerde, iso resimlerinde E görürseniz dikkat edin. Demek ki bir no'lu kurala uygulaması isteniyor. E, asma ise I görürseniz demek ki bir no'lu kurala uygulanması istenmiyor. Daha rahat. Eksen ve eksen düzlemi kavramı da elsen olmuş bu eksen olacak tabii ki. Burada da e, şöyle bir şey var. İ, i̇ki as, isole bir yaklaşım farkı var. Örneğin bir silindir ölçülecek. Ne yapıyoruz? CMM'de ölçüyoruz. Silindirin içerisine girdik. Ee, bir sürü nokta aldık. İso diyor ki noktalar oluşturulmuşsa CMM'de e, silindirde görülüyor demektir. Bu noktalar bir silindir oluşturur. Bir silindir yüzey oluştu artık görüyoruz. Şeklini de görüyoruz. İşte CMM'den şunu isteyelim. Bu silindirin eksenini bul diyelim. E, silindir eksen nasıl bulur? Şekil nasıl öyle bulur. Yani ekseni mesela silindir şöyle de diyebilir. Bunun ekseni şöyle diyebilir. Yani dağılım biraz böyleyse buna, buna yönlendiriyorsa bunu bize... ASME ise işte buna şey diyor, oluşturulmuş eksen, drive axis, yani bir eksen oluşturur. Noktalardan bir unsur oluşturur. İSO'nun söylediği bu. Bu oluşturan noktalardan, alınan noktalardan oluşturan unsurun da eksenle oluşturur. Ve eksen şöyle olabilir, şöyle görebilir ekseni. Eğer nokta dağılımı böyle bir ekseni tarif ediyorsa. ASME ise diyor ki doğru geometrik karşılığın eksenle bu. Bakın doğru geometrik karşı neydi? Mastardı. Artık diyor bu mastar buradan geçiyorsa bu delin eksen de budur zaten. Yani şuraları görme. Şunu gör. Bu delik artık şöyle bir delik. Böyle gördüm. Mükemmel bir silindir gör. Şuralarla ilgilenme ve mükemmel silindirin eksen de bu işte konum ölçerken falan bu ekseni kullan. İşte gene mastara götürüyor bizi. O konum kontrol mastarları böyledir. İşte pimler vardır. Pimler geçiyorsa delin konumu da uygundur. Dikliği uygundur. Konumu da uygundur. Böyle bir yaklaşım farkı var iki taraf arasında. Bir başka şey standartlarla ilgili demin bunu konuştuk zaten. ISO'da her yıl yapılan çok fazla değişiklik ve yeni kavram ve görüşler var. Yani farklı standartlar var. Standartlar durmadan yeni standartlar yapılıyor. Yeni kavramlar gelişiyor. Çok fazla yeni kavram var. Çok fazla yeni görüş var. Bu yüzden çok fazla standart var zaten. Ve değişiklikler de var. Her yıl yapılıyor bunlar. E, zorunlu olarak yapılıyor çünkü teknoloji değişiyor. Bu yüzden ISO'yu takip etmek zor demiştik. ASME ise ortalama 10-15 yılda bir standardı değiştiriyor. Bu değişiklikler standarda ekliyor. Gerekirse hani bir revizyonu beklemeden ek dokümanlar çıkardığı oluyor. Yani dökü, standarda ek yayınlar yapıyor. Ama en sonunda standarda 10-15 yılda bir değişik değiştiriyor. İşte 73'ten 2018'e kadar olan sürede altı tane mi 7 tane değişiklik var yani ortalama 10-15 yılda bir standartlı revizyon getirerek çok fazla kafaları karıştırmadan ama mevcut standartta ilgili da varsa, sorunlarda varsa bunlara da mutlaka yanıtlar vererek o komite işte Y14 komitesi buna da yanıtlar vermez zorunluluğu da var, sorumluluğu da var. Standartı canlı tutmaya ve bir dahaki revizyona da hazırlık yapmaya çalışıyor. <laughs> Dokümanların kararlılığı, stability de bu, bu durumda. Kural ve örnekler bağlamında bakarsak ISO standartları daha çok kurallara dayalı. Kuralları anlatır. ASME'de de kurallar vardır ama örnekler de çok önemlidir. ASME'nin örnekleri gerçek yaşamdan örneklerdir. Ee, yani örneklere baktığınızda ki ASME standartının en çok sevdiğim yanı budur benim. Ee, baktığınızda siz, siz de bunu hak vereceksiniz. Bütün örnekler sahadandır. Yani Gerçek parça örnekleridir çeşitli sektörlerden, yani bizim de her zaman karşılaşabileceğimiz örneklerdir. ISO'da ise bu örnekler çok azdır. Neredeyse hiç yok. Neredeyse hiç yok. Sadece işte 1101'in son revizyonunda yavaş yavaş bu örnekleri görmeye başladık. Biraz böyle gerçek parça örnekleri gibi. Ama aslında baştan beri, hatta baştan beri neredeyse aynı örneklerle devam ediyor. Oradan teknolojide gelişmeyi de görürsünüz. Teknik nasıl değişiyor? Bir parçanın resmini 50 sene önce nasıl çiziyorduk? 30 sene önce nasıl çiziliyordu? 20 sene önce bugün nasıl çiziliyor? 3 i̇şte üç boyutlu anlatım falan da vardır son revizyonda. Bu yüzden hem kurallar var hem de gerçek hayattan örnekler var. Bu da oldukça önemli. Özellikle öğrenen insanlar için. Patern kavramı bununla ilgili bir video da yapmıştım. En son yaptığım kayıt, yani bundan önce kaydımda bununla ilgiliydi. İşte ISO CZ'yi kullanır. Hani şöyle yapalım. Mesela ASME'de patern kavramı şöyledir. Burada paternler var. Bakın bir, bir, sembol yok. İşte şöyle 4 çarpı yazmak yeterli. Buraya üç demek yeterli. Buraya altı demek yeterli. Buraya 4 dendiği anda demek ki şu 4 delik birlikte kullanacak. 4 delik bir patern oluşturuyor. Buraya 3 dendiği anda şu üç delik birbirine bağımsız değil. Patern oluşturuyor. İşte burada altı yazdığında bu altı delik birbirinden bağımsız değil. 6 delik bir patern oluşturuyor. Ayrıca bir de şöyle bir şey vardı Asme'de. Bu patern tanımlarken, bu patern tanımlarken, bu patern tanımlarken aynı datum referans yapısı kullanılmışsa işte ABC, ABC, ABC ve aynı malzeme durumu kullanılmışsa MMM M, M, hepsine maksimum metali kullanılmış. Bu da şu anlattı, şunu anlatırdı. Ayrıca bu üç de birlikte bir patern oluşturdu. Yani bu bundan bağımsız değil, bu da bundan bağımsız değil. Yani buraya bir karşılığı var, karşılığı gelecek. İşte karşılıkta da bu dört delik, üç delik, altı delik bu konumlarda var. Bunlar birbirini görecek. Bunu anlatıyor. Dolayısıyla Şuradaki 4 çarpı 3 çarpı demek ve datumlar, datum referans yapısının ortak olması patern kavramının anlaşılmasını gerekiyor. Başka bir şey yazmaya gerek yok diyor. ISO ise diyor ki hayır CZ'de kullanılacak. Yani şu üç patentin birlikte davranması gerekiyorsa combined zone kavramı CZ kavramı kullanılacak. Yani bir kavram öneriyor patern olgusunu vurgulamak için. Bu yoksa CZ yoksa burada bu unsur ayrı, bu unsur ayrı, bu unsur ayrı işlenebilir. Çünkü birbirine bağlı değil ya da bu paternler birbirine bağlantılı değil, ilişkili değil. Buraya bir parça bağlanacak, buraya bir parça bağlanacak, buraya bir parça bağlanacak. Bu parçanın birbirine ilişkisi yok. Yani CZ olmazsa ama CZ varsa bunlar ilişkili. ASME'de ise buna ihtiyaç yok. Datum referans yapılarına bakıyoruz. Aynı datum referans yapısı demek ki bunlar birbirine ilişkili. İlişkisiz olsaydı muhtemelen şey yapacaktık ASME'de. Ya buraya... ...ne yazılıyordu? Ee, separate requirement. Ayrı istemler. Veya bağımsızlık anlamında bir kavram vardı. Şu anda aklıma gelmedi. En son e, videomda vardı. Ee, öyle bir kavram yazıyor. Yani bir not yazılıyor. Eğer bunlar... ...ayrı davranması... E, ...mümkünse. Paten olması gerekmiyorsa... Dolayısıyla bu S zamanlı istenenler işte, e, burada aslında konuştuğum şey var burada. E, eğer S zamanlı istenler isteniyorsa yani bu pattern, bu pattern, bu pattern S zamanlı kullanılacaksa, birlikte kullanacaksa ortak datum referans yapısı olması yeterli. İşte ABC, ABC, ABC ama ISO da bunu CZ gibi, CZR gibi, SIM gibi kısaltmalarla ...daha da açık hale getirilmesi isteniyor. Yani... ...ISO... ...çok kavramlı... ...çok sembollü... ...çok standartlı... ...çünkü çok da doğal... ...çünkü çok ülkeden oluşan bir yapı... ...bu son derece doğal... ...bu yapı... ...dökümanlara da yansıyor kuşkusuz ama... ...insanların takibini zorlaştırıyor. Asme ise işte bir bölge kendi içinde... ...kuralları koyması daha kolay... ...daha basit daha kolay halledebiliyor. Tek bir dokümanla neredeyse götürüyor işi. Evet değerli arkadaşlarım bu biraz uzunca süren videoda da kayıtta da biraz işin tarihçesine baktık. Bir de çok temel bazı farklılıkları anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum.